dünyanın en güzel kentlerinden bir tanesine Praga, Metin Feyzoğlu. Bir zamanlar ulusalcıların cumhurbaşkanı adayı olarak gördükleri, ülkeyi AK Parti'den kurtaracak diye can simidi gibi sarıldıkları Metin Feyzoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ve imzasıyla Çekya'ya, Praga, dünyalar güzeli Praga, Büyükelçi olarak atandı. Vatana, millete, halkımıza, Metin Feyzoğlu ailesine hayırlı olsun. Resmi gazetede büyük eç atamalar açıklandı. Atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapıldı. Beş ülkenin büyük değişti. Pırak büyük eçiline Metin Feyzoğlu atandı. Burada çok yapıcı bir konuşma. Eski baro başkanı Metin Feyzoğlu. 2013 yılında Türkiye Barolar Birliği'ne 8. başkanı seçilmişti. 2014'teki bu tartışmayla gündeme geldi. Dönemin başbakanı Erdoğan kendisini edepsiz dedi. Ancak Feyzoğlu 5 yıl sonra saf değiştirdi. İktidara yakın tutum aldı. <laughs> bu değişim Feyzoğlu'na yeni kapılar açtı. Baro başkanlığı seçimlerini kaybedince Erdoğan tarafından 2022 Lefkoşa Büyükelçisi olarak atandı. <laughs> Feyzoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl töreninde CHP lideri Özgür Özel'i karşılamamıştı. Feyzoğlu'nun bu tutumu da karşılıksız bırakılmadı. Bu krizin peşi sıra görevlendirme yapıldı. Yeni görev yerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 27 Temmuz'da tebliğ etmişti. Resmi gazetede yayınlandı. Metin Feyzoğlu, bakara makara sözleriyle gündem olan eski bakan Egemen Bağış'ın görev yaptığı Çek Cumhuriyeti'ne büyük etçi olarak atandı. <laughs> Atamalar Feyzoğlu ile sınırlı değil. Atanan bir diğer isimde Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü ve Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in kardeş Ayşe İlal Soyan Koytak. Bahreyn Büyükelçiliği'ne atandı. Türkiye'nin Slovenya Büyükelçiliği'ne İkili İli İlişkiler Genel Müdürlüğü Hayriye Kumaşçıoğlu, Zambiya Büyükelçiliği'ne Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle, İsviçre Büyükelçiliği'ne İkili İli İlişkiler Genel Müdürü Şebnem İncesu getirildi. Bazı bakanlıklarda da baş müfettiş ve müfettiş atamaları yapıldı. Bu haberleri hiçbir yerde böyle bulamazsınız onu da söyleyeyim. Bakın bütün bu haberler, fotoğraflar, manşetler, hani yorumlar tamam herkes yorum yapabilir kendine göre. Ama bu haber seçkisi, bu haberler hiçbir yerde bulamayacağınız haberler. Şimdi tabii şu güzel, şu mübarek cuma gününde Allah'tan niyaz edelim ki Allah hepinizin çocuğuna Betim Feyzoğlu gibi bir ikbal versin efendim. Yani ikbal kapıları açılı versin. Yaradan'dan rica ediyorum, Yaradan'dan dua ediyorum. Ya nasıl muazzam ya. Gitti önce Kuzey Kıbrıs'ta Büyükelçiydi ama Allah'a var Cumhurbaşkanı da ödüllendirmeyi Çok iyi biliyor Devşirdiklerini ödüllendirmeyi Muazzam biliyor Cumhurbaşkanımız O kadar çok örnek var ki Eski teğmenler mi dersiniz Yine mesela Yiğit Bulut O da ulusalcıların Yine lideri olmaya Nabzetti hatta Bir zamanlar MHP lideri olabilir deniliyordu Öyle konuşuluyordu Ankara'larda filan Yiğit Bulut da kaç senelerdir külliyede Cumhurbaşkanı'na en yakın isimlerden bir tanesi.